Biz gençlerimizi karanlık hesapların kurbanı olarak artık görmek istemiyoruz. Hayatın her alanında, ekonomide, siyasette, sanatta, sporda gençlerimizi artık ön planda görmek istiyoruz. Başbakan Binali Yıldırım terör örgütlerinin gençlere kurduğu tuzakları anlattı. Diyarbakır'da 6-7 Ekim provokasyonunda PKK'lı teröristlerin katlettiği Yasin Börü'yü hatırlattı. Bayramda kurban eti dağıtan 16 yaşındaki genç yavrumuzu nasıl vahşi bir şekilde katlettiğini gün gibi hatırlıyoruz. Onun ismi burada, Buca'da, bu spor merkezinde yaşayacak. Yıldırım, Alsancak, Göztepe ve Karşıyaka'da inşa edilecek ve 400 milyon liraya mal olacak 3 stadın temelinde attı. İzmir'in iki yakasını denizin altından birleştiriyoruz mesajını paylaştı. İzmir'in çılgın projesini de hazırladık. Nasıl İstanbul'un Marmara'yı varsa İzmir'in de İzmir Körfez geçişi var. Başbakan Yıldırım İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü kutlama törenlerine de katıldı. İzmir'in kurtuluşunu sembolize eden askerler meydana girdi. Başbakan Yıldırım'a törende vatan toprağı ve bayrak takdim edildi.